İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Aram Boğsyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorun etrafında. Dersim Ermeni platformu açıklaması. Artsakh Dışişleri Bakanlığı, alternatif ulaşım yollarının kullanılması önerisi, Azerbaycan'ın kendi yol açtığı insani felaketi ve kıtlık tehdidini bir silah olarak kullanma politikasının bir parçasıdır. Pan-Ermeni oyunları katılımcıları, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtını ziyaret etti. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Güvenlik Konseyi'ni Artsakh konusunda acil bir toplantıya çağırma talebiyle Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. 44 gün savaşında şehit düşen Aram Boğsyan, "Ben ölümsüzüm anne, birazdan ölecek olsam da." Bu sözleri askere gitmeden önce sık sık tekrarlıyordu. Annesi 18 yaşındaki oğlunun neden bunu düşündüğünden endişelenip kızıyordu. Aram'ın doğuştan gelen yeteneği, sanatçı ruhu ve renklere olan duyarlılığı daha konuşamadığı zamanlardan belliydi. Çocukluğunda nerede olursa olsun durmaksızın resim yapardı. Alışılmış karakterlerin ve standartların dışında kendi resimlerini çizip yarattı ve resimleri tek bir ayrıntıyı asla unutmadan herkese anlatıp açıklamada bulunuyordu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde ücretsiz okudu. Yaşıtlarından daha geç gitti askeri hizmete. Aram tank komutanıydı. Özgür ruhlu bir sanatçıydı. İlk başlarda hizmetin zorluklarına uyum sağlamakta zorlandı ve buna rağmen en iyi askerler arasında yer aldı. Savaş sırasında Aram ve arkadaşları Cirakan'da savaştı. Şikayet etmek ve üzülmek onun karakterinde değildi. Anne babasını kendisi rahatlatıyordu. 5 Ekim'de Aram'ın en parlak ve en renkli tablosu olan hayatı kesintiye uğradı ve yarım kaldı. Aram, ömrünün 21 yılında yaratmış ve sanatta eşsiz el yazısını bıraktı. Aram'ın Ermeni Genel Hayırseverler Birliği'ndeki sergisi 24 Haziran'da açıldı. Aslında Berlin Konferansı'nda Sultan Abdülhamid'e Kürtlerin ve Çerkezlerin tüm Ermeni karşıtı eylemlerinin ana kışkırtıcısı sultanın kendisi iken Ermenilerin Çerkezler ve Kürtlerden güvenliğini sağlaması konusunda talimat verildi. Bunun en iyi kanıtı Berlin Konferansı'ndan hemen sonra 1891'de onun emriyle tamamı Kürtlerden oluşan ve masrafları Osmanlı hükümeti tarafından karşılanan ve onun adına Hamidiye adı verilen bir süvari kuvvetlerinin oluşturulmasıdır. Hamidiye alayları 30 alaydan oluşuyordu ve Osmanlı ordu sisteminin bir parçası değildi. Ancak Ermenistan'ın Yerzinka şehrinde bulunan bağımsız bir askeri birlik olarak sürdürüldü. Hamidiye'nin asıl amacı aslında imparatorluğun her yerinde Ermeni pogromları gerçekleştirmekti. Sultan Hamidiye aracılığıyla 1895-1896 Ermenilere uygulanan katliamları organize etti. 1915'te Hamidiye Ermenilere karşı yapılan soykırıma Armenosi'de katıldı. 19. yüzyılda katliamlar 1894-1896 son Osmanlı yetkilileri tarafından düzenlenen Ermeni pogromlarının doruk noktası oldu. İlk darbe Bitlis vilayetinin ilçelerinden biri olan ve her zaman Türk keyfiliğine karşı sarsılmaz iradesiyle öne çıkan Sasun'a indirildi. 1894 Ağustos ayında 4. Türk ordusu Sasun'a hareket etti. Kuvvetler eşit değildi ve sonunda Türk düzenli ordusu galip geldi. Sasun yerle bir edildi, 40 köy yok edildi, 10 bin kişi öldürüldü. 1895 yılının Eylül ayında başkentin ardından Trabzon, Yerzinka, Maraş, Sebastia, Garin, Dikranagert, Bayazet, Harbert ve diğer yerlerde Ermeni pogromları başladı. Saltanat yetkilileri Zeytun'da da pogromlar düzenlemeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Yerel halk Türk birliklerine direnmek için gerekli örgütsel adımları önceden atmıştı. 1896'da katliamlar yeni bir ivmeyle yeniden başladı. Konstantinopolis, İstanbul, Urfa, Şebinkarahisar, Amasya, Muş, Merzvan ve imparatorluğun diğer bölgelerinde
yeni toplu katliamlar yaşandı. 1894-1986 katliamlarında 300 bin Ermeni öldü. Ancak Ermenilerin kayıpları bununla sınırlı değildi. Ortaya çıkan tarifsiz çaresizlik koşullarında yaklaşık 100 bin Ermeni zorla İslam'a geçti ve yaklaşık aynı sayıda Ermeniler de vatanlarını terk etmeye zorlandı. Bugün yapılacak Haydersin platformunun düzenlediği etkinlik valilik tarafından iptal edildi. Biz Ermeniler coğrafyanın yerli halkı, otokton olduğumuz coğrafyada en ufak bir hareket alanımız yok. Hiçbir kurum bizim yanımızda olmaya cesaret edemiyor. Biz de kendi çaba ve emeklerimizle bir şeyler yapalım dedik. Ermeni halkı etkinlikler yaparak bir araya gelsin ama imkanı var mı? Biz biliyoruz bu korkunun sebebini. Halka bunu anlatmak bizim boynumuzun borcu. Her şey olabilirsin ama Ermeni olamazsın. Ermeni kimliğine sahip çıkmak başlı başına bir politik bir yaklaşımdır. Bu coğrafyada Ermeni kimliği, kültürü ve tarihi ile ilgili coğrafyadaki Ermenilerin kendi kimliklerine ve köklerine dönüp kendilerini ifade etmeleri, sahiplenmeleri bu sebeplerden dolayı daha zorlaşıyor. Bu sebeple sene 2023 ve soykırım bu coğrafyada devam ediyor diyebiliriz. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Departmanı'nın medyanın Rus Komersant Gazetesi'nin Artsakh Karabağ Karşı makalesinde adı belirtilmeyen muhatabın Rus devlet yapılarından belirtildiğine göre Ağdam yolunun açılması ve ardından Laçin-Berzor koridoru üzerinden Rusya Federasyonu'na hareketin yeniden sağlanması Dışişleri Bakanlığı önerisi hakkında Artsakh'ın bu konudaki tavrı soruldu. Artsakh Cumhuriyeti, Laçin-Berzor koridorunun Azerbaycan tarafından hukuka aykırı olarak bloke edilmesinin yol açtığı ciddi insani krizin çözümü konusunda her zaman tutarlı bir tutuma sahip olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu pozisyon, 2020'nin 9 Kasım tarihli Üçlü Deklarasyon'un 6. paragrafı, Laçin-Berzor koridorunun işleyişine ilişkin parametreleri ve düzenlemeleri ve ayrıca uluslararası insani hukuk ilkelerini açıkça belirtmektedir. Bu bağlamda Laçin-Berzor koridorunun kullanımını son derece sınırlı bir biçimde de olsa diğer meseleler ve alternatif güzergahlarla ilişkilendiren her türlü girişim aslında Azerbaycan'ın Laçin-Berzor koridoru ile ilgili uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesini meşrulaştırma girişimidir. O ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Deklarasyonu gözden geçirme girişimidir. Azerbaycan tarafından ısrarla önerilen böyle bir yaklaşım Artsakh halkının hak ve onurunu kasten ihlal ettiği gibi uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukukun normlarıyla da çelişmektedir. Alternatif ulaşım yollarının kullanılması önerisinin Azerbaycan'ın kendi kışkırttığı insani felaketi ve kıtlık tehdidini silah zoruyla Artsakh ve halkına zorla boyun eğdirme amacı olarak kullanma politikasının bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Azerbaycan tarafının önerisinin Laçin-Berzor koridorunun sadece Doğu Ermenistan'da tedaviye ihtiyacı olan insanların tıbbi tahliyesi ve belki de Bakü'nün onayını aldıktan sonra Artsakh'tan Doğu Ermenistan'a son derece sınırlı malların taşınması için kullanılmasına yol açtığını da vurgulamak gerekir. Azerbaycan tarafı insanların, araçların ve yükün Laçin-Berzor koridoru boyunca her iki yönde serbest ve güvenli hareketini tamamen reddederek ve alternatif yollar sunarak sürekli olarak Doğu Ermenistan ve Artsakh halkı arasındaki derin bağları koparmaya, onları mahrum etmeye çalışıyor. Bu girişim aynı zamanda ihtilafın kapsamlı, adil ve onurlu bir şekilde çözülmesinin kilit unsurlarından biri olarak Laçin-Berzor koridoru kavramını tasfiye etmeyi de amaçlıyor. 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Deklarasyon hükümleri ile 22 Şubat ve 6 Temmuz 2023 tarihli Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı kararlarının Azerbaycan'ın Laçin-Berzor koridorundan insanların, araçların ve yükün her iki yöndeki hareketini kısıtlamasını öngörmüyor. Rusya Dışişleri Bakanı'nın 28 Şubat 2023'te Bakü'deyken Laçin-Berzor koridoruna kontrol noktaları konulmasının Üçlü Deklarasyon'da öngörülmediğini
doğrulaması dikkat çekicidir. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi Başkanı İshan Zakaryan, milletvekilleri Roland Şaroyan, Stepan Derbedrosyan ve diğer yürütme kurulu üyeleri, diğer katılımcılarla birlikte Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtı dizlerine kaperte ziyarette bulundu. Misafirlere Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü Direktörü Harutyun Marutyan eşlik etti. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi Başkanı adına Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını ölümsüzleştiren anıta çelenk konuldu. Ardından 8. Dünya Ermenileri Oyunları'na katılanlar ebedi ateşin yanına çiçekler bırakarak Armenosid'in masum kurbanlarının anısını onurlandırdılar. Yaz oyunlarına katılanlar daha sonra Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid Müzesi'ni gezdiler, kalıcı ve geçici sergilerle tanıştılar. Dünyanın 41 ülkesinin 179 şehrinden sporcuların bir kısmı ilk kez Zizernagapert'i ziyaret etti. Çok etkilendiler ve heyecanlandılar. Doğu Ermenistan hükümeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurarak Güvenlik Konseyi'ni acil bir toplantıya çağırmasını istedi. Mesajda şöyle deniyor: mevcut koşullar altında Doğu Ermenistan hükümeti uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin savaş suçları, etnik temizlik, insanlığa karşı suçlar ve soykırım da dahil olmak üzere toplu zalimlikleri önlemek için müdahale etmesini talep etmektedir. Bu nedenle Doğu Ermenistan, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 35. maddesinin 1. kısmı temelinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmayı talep ediyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dudukçular topluluğu eşliğinde Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Deghem Kıtsel ve Handim İçin adlı eseri sunuyoruz. Handim İçin dinç kanele yarız, bardo bin bin kanele yarız. Handim İçin dinç kanele yarız, bardo bin bin kanele yarız. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.